Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün guaj boya ve sulu boya karşılaştırması yapıyoruz. Çok benzer boyalar bunlar ama aslında çok farklılar. Özellikle kağıt üzerinde boyarken bunu fark ediyoruz. Adım adım beraber boyarken göreceğiz. Bakalım farklılıkları neymiş. 2017 yılında Alaçatı'da çektirdiğim bir fotoğraf vardı. Çok güzel bir kapının önünde. Onu boyamaya çalıştım. Birini sulu boyayla, diğerini de guaj boyayla boyadım. Bakalım hangisi daha güzel olacak? Hangisini boyamaktan daha çok zevk alacaksınız? Hep beraber göreceğiz. Bunun gibi sulu boya resimlerimi ve kuru boya kara kalem çalışmalarımın hepsinin uzun videolarına Patreon hesabımdan ulaşabilirsiniz. patreon.com/ecegürler. Türkçe öğretici videolar adı altında ayda 4 dolara bütün uzun videolarıma sahip olabilirsiniz. İstediğiniz zaman da iptal edebilirsiniz. Sulu boya mı, guaj mı? Görelim bakalım. Öncelikle size malzemelerimi göstermek istiyorum. Sağda guaj setimi görüyorsunuz Montmartre'dan. Muhtemelen yanlış telaffuz ediyorum bu arada. Fransız bir marka çünkü. Daha yakından göstereyim sizlere tüp içindeki guaj boyamızı. 24'lük setimde her istediğim renk mevcut. Ondan çok memnunum. Solda da Kuretake Ganzai Tambi sulu boyalarım var. Bunların listesi açıklamalar kısmında mevcut. Her iki taslağımı da hazırladım ve ikisi için de ayrı paletler kullanacağım. Bakalım nasıl olacak? Önce ıslak üzerine ıslak metodunu deniyoruz. Bu metodu bilmeyenler için özetle ıslattığımız kağıdın üzerine ıslak boyamızla gidiyoruz. Böylece boya pürüzsüz bir şekilde yayılıyor. Genelde sulu boya da böyle oluyor. Bu bakalım guaj boya nasıl davranacak? Gördüğünüz gibi hem kağıdı hem boyayı ıslatmama rağmen guaj boya yayılmıyor. Oldukça da kıvamlı ve koyu bir yapısı var. Tabii bu yüzden fırça darbelerim de görünüyor. Umuyorum ki kuruduğunda bu darbeler görünmez hale gelecek. Hani sulu boyada rengin tonunu açmak için boyaya su ekleriz ya. Bu guajda işe yaramıyor maalesef. Bakın o kadar su eklememe rağmen ne kadar koyu görünüyor. Rengi iki türlü açmak mümkün. Birincisi renge beyaz guaj katmak, ikincisi de bu şekilde geniş alana yaymak. Boyayı çok az kullanırsanız renk kalitesi düşebilir. Renk karıştırmaya gelirsek, her ikisi de çok güzel karışıyor. Duvardaki tuğlalar için farklı renkleri karıştırdım gördüğünüz gibi. Kırmızı, sarı ve kahve renklerini kullandım. Bu tuğlaları yaparken fark ediyoruz ki guaj gerçekten sulu boyaya kıyasla çok opak. Yani saydam bir boya değil kesinlikle. Alttaki tabakayı göstermiyor. Fırça kontrolünü göz önünde bulundurursak küçük alanlar için küçük fırçamızı kullanarak iki boyada da güzel sonuçlar alabiliyoruz. Bence her ikisi de kontrolü eşit derecede kolay boyalar. Sulu boyada hataları düzeltmenin en kolay yanı, boya hala ıslakken üzerine peçeteyle gidip bastırıp boyayı ya da fazla birikmiş suyu çekmek. Sonra üzerinden tekrar boyayarak hatayı iyice kapatabiliyoruz. Ama guajda işler pek böyle ilerlemiyor. Guaj sulu boyayla karşılaştırıldığında gerçekten çok canlı renklere sahip. Bu arada bu sulu boya setimin renkleri gerçekten çok canlıdır arkadaşlar. Ona rağmen belirgin bir farklılık var bence. Gerçekten güzel renkler. İnce detaylar iki boyayla da kolaylıkla verilebiliyor demiştik. Belki daha kıvamlı olduğu için guaj bir tık daha kolay olabilir bu konuda. Şimdi burada beni kapı detaylarını sulu boyayla boyarken görüyorsunuz. Saydamlık profesyonel sulu boya sanatçıları için önemlidir. Çünkü kat vererek çalışırlar. Kat verme resminize derinlik katar. Ancak bu kat verme olayı guajla neredeyse imkansız. Bu resimde beni en çok zorlayacak şey bu olacak sanırım.
Bakalım guajla ben nasıl derinlik vereceğim. Olay beyaz boyaya gelince guaj açık ara önde. Opaklığı sayesinde herhangi bir boyanın bile üzerine boyadığınızda bembeyaz kalıveriyor. Bunu sulu boyayla yapamıyoruz çünkü sulu boyadaki beyaz sadece renk açmada işe yarıyor. Daha önce de belirttiğim gibi sulu boyada hata düzeltmek için peçetemize basıp çekiyorduk. Guajla en işe yarayan teknik üzerinden boyayla geçmek. Size peçetenin ne kadar yetersiz kaldığını göstereyim. Bakın. Şimdi sizlere ilginç bir metot göstermek istiyorum. Sonunda değişik, güzel bir desen elde edeceğiz. Önce ağacın gövdesini hardal sarısına boyuyoruz. Kurutuyoruz. Üzerine ıslak fırçamızla koyu kahverengimizi giriyoruz. Kurumadan hemen streç filmi büzüştürüp üzerine yerleştiriyoruz. Üzerine baskı uyguluyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra filmi yavaşça çekiyoruz ve bakın tam da ağaç kabuğu gibi bir görüntü oluşuyor. Maalesef bu guaj boyada o kadar başarılı bir sonuç vermedi. Neden? Ben de bilmiyorum. Bir de siz deneyin bakalım olacak mı? Çiçekleri kırmızılar, sarılar ve yeşillerle boyarken fark ettim ki guaj akrilik gibi görünüyor ve hissettiriyor da. Biraz kalite katıyor resme işin açıkçası. Akrilikten bahsetmişken, bildiğiniz gibi akrilik boya çabuk kurumasıyla ünlü. Bu denememde işin açıkçası sulu boya ve guajın kuruma süreleri arasında bir farklılık göremedim. Ama tabii saç kurutma makinesi kullanıp durduğum için çok sağlıklı bir karşılaştırma yapamamış olabilirim. Ama hatırlıyorum guaj ağaç kabuğu yaparken kurumamıştı. Bu da belki guajın daha geç kuruduğunu gösteriyor olabilir. Gökyüzünün rengini sevemedim. O yüzden gördüğünüz gibi değiştirdim. Guaj boyada böyle bir lüksünüz var. Boya üzerinden başka bir renkle geçiyorsunuz ve alttaki kat kayboluyor. Bunu hayatta sulu boyayla yapamazsınız. Guaj boyamızın son dokunuşlarını yapıyorum kapıda ve çiçeklerde çalışarak. Aynı zamanda taşlık bölgedeki beyazların üzerinden de gri ile gidip koyu gri taşlar ekledim. Daha güzel oldu bence böyle. Hadi bakalım sulu boyamızdaki son dokunuşlarımızı da yapalım. Çatı kısmı bana göre sulu boya resmimde daha doğal göründü. Siz ne dersiniz? Final karşılaştırmamızı yapıyoruz. Bakalım ne öğrendik bu boyalar hakkında? Hangisi daha güzel oldu? Sulu boya daha saydığım olduğu için kat vermesi, derinlik kazandırması kolay. Hata düzeltmede de peçete kullanılması en uygun çözüm gibi göründü. Islak üzerine ıslak metodu çok iyi çalışıyor guaja nazaran. Ağaç için yaptığımız stretch film metodu sulu boyada daha güzel sonuç verdi. Guaj boyaya baktığımızda sanki renkler daha canlı görünüyor. Beyazın opak oluşu tabii ki bir gerçek ve beyazın opaklığı çok güzel gerçekten. Bunu sulu boyada da kar ya da yıldızlar yaparken vesaire kullanabilirsiniz. Boyanın rengini açmak için su katmak yerine beyaz eklemek gerekiyor. Bu da sulu boyadan farklılığı. Düzeltme yapmak için üzerinden tekrar boyamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü peçete vesaire çok iyi işlemiyor guaj boyada. Eğer benimle birlikte sulu boyayla boyamak istiyorsanız bu kapıyı Patreon'uma bekliyorum sizi. patreon.com/ecegürler full videomu izleyebileceğiniz yer. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com/ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.